Köpek eğitimi nasıl verilir? Köpekler kolay eğitim alan canlılardır. Bir köpek sahibi, biraz vakit ve köpek eğitim ödülleri yardımı ile köpeğini kolayca eğitebilir ve eğlenceli vakit geçirmenin keyfine varabilir. Elbette profesyonel bir eğitmen gibi köpek eğitimi veremezsiniz, ancak ev yaşamında aranızda oluşabilecek sorunları ortadan kaldıracak eğitimi verebilirsiniz. Köpek eğitimine nereden başlamalı? Köpeğinize öncelikle ev yaşamının en önemli kuralı olan tuvalet eğitimini vermelisiniz. Bu eğitimin tamamlanması ile sıra itaat eğitimlerine gelir. Verdiğiniz komutlara uyan, sözünüzü dinleyen bir köpekle vakit geçirmek çok daha keyifli olacaktır. Bunun için önce kolay olan komutlarla başlamalısınız. Eğitim köpeğiniz eve geldiği an başlar. Çok küçük yavrularda bazı komutların tam olarak öğrenilmesi zaman alacaktır, sabırlı ve kararlı olmalısınız. Vereceğiniz tüm eğitimlerde köpeğinizin kafasının karışmaması için kararlı ve istikrarlı davranmalısınız. Yine tüm aile fertleri de aynı şekilde davranmalı ve eğitim sürecini bozacak davranışlardan sakınmalıdır. Hayır, otur, kalk gibi komutlar ilk öğretilmesi gereken komutlardır. Köpeğiniz verdiğiniz komutu algılayabilmesi için ses tonunuzu, ellerinizi ve köpek eğitim ödüllerini birlikte kullanmalısınız. Örneğin otur komutu için hem sesiniz ile vurgulu bir otur komutu verirken eliniz ile arka kısma doğru hafifçe dokunarak oturmaya teşvik etmelisiniz. Oturduğunda ise mutlaka bir ödül ve yumuşak bir aferin bu komutu öğrenmesini oldukça kolaylaştıracaktır. Her komut sonrasında köpeğiniz komutu gerçekleştirdikten sonra köpeğinizi severek ödüllendirmelisiniz. Diğer bir yöntem ise clicker gibi sesli köpek eğitim oyuncakları ile köpeğinizi eğitmektir. Elinizdeki oyuncağı köpeğinizin üzerine tutarak bakmasını sağlayın. Sonrasında komut ile birlikte uyarı sesini aynı anda veriniz. Böylece köpeğiniz zaman ile verdiğiniz komut ile sizin clicker ile çıkardığınız sesi bağdaştıracaktır. Daha sonra ise sesi duyduğunda oturmaya başlayacaktır. Yine bu yöntemde de köpeğinizi ödüllendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Mutlaka komutu gerçekleştirdiğinde ödül ile süreci tamamlamalısınız. Bir süre sonra sesi duyduğu an ödüle kavuşabilmek için istenilen komutu hemen yapacaktır. Yat, bekle, gel gibi komutlar nasıl verilir? Köpeğinizle oyun oynarken, gezintiye çıkarken onunla daha iyi anlaşmanız için bazı komutları öğrenmesi iyi olacaktır. Böylece aranızdaki bağ da güçlenecektir. Bunun için işe, temel itaat komutları olarak adlandırılan dur, bekle, yat, gel gibi başlıca komutları köpeğinize öğreterek başlayabilirsiniz. Tüm eğitim için dikkat edilmesi gereken nokta, köpeğiniz verdiğiniz komutu yaptığı anda ödüllendirmeyi unutmamaktır. Köpeğinize oturma komutunu öğrettiyseniz yatma komutunu öğretmeniz oldukça kolaydır. Oturmakta olan köpeğinizin ilgisini çeken bir oyuncakla eğitim verebilirsiniz. Köpek oyun topu gibi onun seveceği bir cismi yüzüne doğru yaklaştırın. Köpeğinizin oyuncağa odaklanmasını sağlayın. Oturmakta olan köpek oyuncakla ilgilenirken, oyuncağı patilerine doğru yaklaştırın. Oyuncak aşağı indikçe köpeğiniz de yatış pozisyonuna doğru geçecektir. Topu hareket ettirirken ses tonunuzla vurgulayarak, yat komutunu vermeye devam etmelisiniz. İstediğiniz harekete geçtikten sonra ise severek ödüllendirmelisiniz. Oyuncak ve ya clicker gibi eğitim araçları kullanarak köpeğinize istediğiniz hareketi yaptırabilir ve bu sırada istediğiniz komutları da öğretebilirsiniz. Teknik olarak bazı değişiklikler yapılarak vermek istediğiniz eğitime devam edilir. Örneğin bekle komutu vermek için önce ileriye bir top atarak köpeğinizin harekete geçmesini sağlayın. Sonra tasmasından tutarak, dur ve bekle, komutu verin. Bu sırada beden dilinizi de kullanabilir elinizle beklemesini işaret ederek eğitimi destekleyebilirsiniz. Daha sonra köpeğiniz bekleyince de ödüllendirmeyi unutmamalısınız. Köpek eğitiminde nelere dikkat etmeli? Köpeğinizin eğitimine başlarken, ırkı ve karakteri dikkate alınmalıdır. Bazı ırklar daha kolay öğrenir, bazı köpek ırkları için daha çaba gerektirecektir. Bazı ırkların eğitimi için daha sabırlı olmanız gerekeceğini bilmelisiniz. Köpeğinizi eğitirken mutlaka istikrarlı ve sabırlı olmalısınız. Birkaç denemede öğrenmediğini düşünerek vazgeçmemelisiniz. Köpeğin eğitiminde önemli olan bir konu da eğitim sırasında tek bir kişiden komut almayı öğrenmesini sağlamaktır. Farklı kişiler tarafından eğitim vermek köpeğinizin geç öğrenmesine neden olur. Eğer köpeğinize profesyonel bir eğitmenden yardım alarak eğitmeyi tercih ettiyseniz mutlaka bu eğitimlere eşlik etmeye ve asıl komutları veren kişinin siz olmasına özen göstermelisiniz, bu öğrenme sürecini çabuklaştıracaktır. Köpeğinize liderin siz olduğunu öğretmelisiniz. Sizin verdiğiniz komutlara uymalıdır. Diğer insanların verdiği komutlara göre değil sizin komutlarınızla hareket etmeyi öğrenmelidir.
Bunu sağlayabilmek için siz dur dediğinizde eylemi gerçekleştirirse ödül vermeli ve okşamalı, bir başka kişi dur dediğinde eylemi yapsa dahi ödül vermeyerek bu komutu sadece siz verdiğinizde uyması gerektiğini ve ödüllendirileceğini öğretebilirsiniz. Bedel mamaları kullanmalı mı? Köpeğinize eğitim verirken köpek eğitimi ödül maması oldukça faydalı olacaktır. Sevdiği bir lezzet köpeğinizi teşvik edecektir. İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de ödüllendirme eğitimin temel şartıdır. Verdiğiniz komutlara uyduğunda, yapmasını istediğiniz şeyleri yaptığı takdirde mutlaka ödül maması ile onayınızı ve mutluluğunuzu belli etmelisiniz. Köpek eğitim ödülleri köpek eğitimi için büyük avantajdır. Ancak sürekli olarak ödül maması vermek de doğru değildir. Zamanla mama ödülünün yerini sevgi ödülü almalıdır. Bunu sağlayabilmek için eğitim sırasında mutlaka buna dikkat etmelisiniz. İstediğini yaptığında başını okşamalı, aferin demeli ve sonrasında ödül maması vermelisiniz. Bir süre sonra sadece aferin diyerek başını okşamanız da onun için yeterli olacaktır. Unutulmamalıdır ki köpekler sahibine bağlı sevgi dolu hayvanlardır ve en büyük ödülleri sahibinin sevgisidir.